Değerli izleyiciler, hepinize iyi hafta sonları. Yeni bir eğitimin nabzı programı ile beraberiz. Bu hafta sektörde ilginç, değişik, bize pencereler açan bir kurumu anlatmak, aynı zamanda onların dilinden de kendilerini dinlemek istedik. Khan Akademi, dünyada eğitime gönül vermiş farklı bir kuruluş. Khan Akademi'nin Türkçe direktörü, düzeltiyorum, Türkiye değil Türkçe direktörü, çünkü hikayesi var değil mi hocam? Evet, Alp Köksal Bey bizimle birlikte. Alp Hocam hoş geldiniz. Merhabalar hocam. Murat Hocam, farklı bir şey olsun istedik. Farklı bir dünyaya girelim istedik. Oradan yine dijital eğitime gidelim istedik. Evet Alp Hocam, hoş geldiniz. Aynen hocam, değişik güzel bir program olacak yine aslında, bu hafta. Çok konuşulan bir program olacak. Hatta konuşmaya başladı bile program öncesi. Hı. Onun için hocamıza tekrar hoş geldiniz diyoruz. Bu arada Alp Hocam, Murat Hocam'ın da alanı. Yani Murat Hocam bu alanda bir de kitabı var. Tabii ki. Evet. Sosyal medya, biliyorum. Dijital eğitim diye. Dijital devrim. Siz birbirinizin dilini daha iyi anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Evet. Ben biraz böyle gelenekselciyim. Edebiyattan bakıyorum. Eski kelimeleri, eski cümleleri seviyorum ama yeni çağda ayak uydurmaya çalışıyoruz. Ben hep şunu söylüyorum Alp Hocam. Biz aslında bir ara kuşağız. X'i, Y'si, Z'si derken üçünün arasında taşıyan bir kuşağız. Herhalde taşımacılık yapan da son kuşağız diye düşünüyorum. Dijital devrime de böyle bakacağız. Nedir Khan Akademi? Nasıl ortaya çıktı? Nereden çıktı? Niye Türkçe direktörü? Önce sizi bir tanıyalım, sonra devam edelim. Buyurun lütfen. Tekrar hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Biraz önce değindiğiniz için ben de küçük bir espriyle başlamak istiyorum. Biz eğitimde dijital dönüşüm tarafı olarak masanın bu tarafında oturuyoruz. Evet, hocamla birlikte. Ha, onun için yani beni ayırdınız. Dijital yani. Dönüşümcüler burada, gelenekçiler karşımızda. Evet hocam, ben dönüşmemeyi de tercih ediyorum. Yani. Aslında biz ruha dokunalım, siz diğer yerlere dokunun. İkisini birleştirdiğimizde güzel bir şey çıkacaktır. Zaten burada amacımız da eğitimde dijital dönüşümün insan odağıyla nasıl mevcut okullarımızı daha verimli, daha iyi öğrenciler yetiştiren bir yer haline getireceğini tartışmak üzere. Khan Akademi'den söze girmek gerekirse hocam sordunuz. Khan Akademi uluslararası bir ücretsiz öğrenme platformu. Evet, burası önemli. Khan Akademi bildiğim kadarıyla dünyadaki uluslararası ücretsiz en büyük öğrenme platformu. Böyle tarif ediyoruz, doğru mu? Doğrudur, çünkü bugüne kadar 1,5 milyardan fazla ücretsiz ders verdi Khan Akademi. Her yıl 100 milyon öğrenci, 2 milyon öğretmen 2018 itibariyle Khan Akademi'yi kullanıyor. Bu sayılar tabii gitgide büyüyor. Büyümesi de normal, çünkü biz bilginin ulaşılabilir olması için aslında okullarımızdaki öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi destekleyecek ücretsiz bir kaynak sunmayı amaçlıyoruz. Yani rakamlar çok büyük. Evet. Türkiye'deki öğrenci sayısının 8'de 1'i kadar öğrenciniz var. Sadece öğretmeniniz var. Yani Türkiye'deki öğrenci sayısında 5 katı da öğrenciniz var bu misalle gittiğinizde. Doğru. Çok ilginç bir şey. Nasıl bu kadar büyüdü? Nasıl altyapı oluştu? Ben merak ediyorum işin gerçeği Murat Hocam. Yani çünkü ben kimle Khan Akademi ile ilgili sohbet etsem çok keyifli şeyler. Videolarını seyrediyoruz. Oradan çok şey öğrendik. Vesaire vesaire, çok güzel yorumlarla karşılaştım. Aslında bizim ülkemizde de öğrenciler ve öğretmenler de, yani kimle konuşsanız bilinen bir platform. Evet. Yani öyle yabancısı olmadığı bir platform. Kesinlikle. Ama biz sorunun cevabını yine alamadık. Neden Türkçe direktörü? Niye Türkiye direktörü? Yani onu bize de sorunlar da. Onu söyleyeyim, sonra buraya nasıl geldik? Evet. Türkiye'ye nasıl geldi? Türkçe direktörüne soralım. Neden Türkçe direktörü? Evet, şöyle, aslında bizim ekibimizin adı tabii ki Khan Akademi Türkiye olarak da geçiyor. Çünkü Türkiye'deki bir ekipten bahsediyoruz. Diğer taraftan Khan Akademi Türkçe direktörü dememizin sebebi de, veya Khan Akademi Türkçe ismini kullanmamızın sebebi de, biz bugün eğitimde sınırların ortadan kalktığı, dijital ortamda bütün dünyanın bilgiden faydalanabildiği bir çağda aslında coğrafi bir sınırla değil, dil sınırlarını aşmak üzere 36 farklı dilde eğitim veren bir platformu temsil ediyoruz. Dolayısıyla Khan Akademi Türkçe hem Türkiye'deki milyonlarca insana, hem de dünyanın neresinde olursa olsun Türkçe konuşan milyonlarca insana hitap etmeyi amaçlayan bir platform. Mesela Azerbaycan'da 100 bine yakın kullanıcımız Khan Akademi derslerinden faydalanıyorlar. Kısacası nerede olursanız olun, Türkçe bilen herkese biz bir bilgi kaynağı sunmaya amaçlıyoruz. Ve orada ilginç bir hikaye daha var. Biz Khan Akademi'nin İngilizce ana dilinden sonra ilk uluslararası ofisi olarak Khan Akademi Türkçe'yi kurduktan sonra, bizden sonra gelen bütün ülkeler, bugün 36 dil dediğimizde bizden sonra 34 yeni ülke daha geldi demek. Hepsi Khan Akademi İspanyolca, Fransızca, Çince, Rusça yani, gibi devam o zaman etti. Burayı bir daha açmak istiyorum Murat Hocam. Belki 36 benim yabancılığım. Farklı ülkede mi şu anda?
36 farklı dil demek 36 daha doğru olur. 36 farklı dil. Evet. Evet. 36 farklı dilde Khan Academy video mu yayınlıyor? Khan Academy video yayınlıyor ama 36 sadece, farklı dilde. Doğrudur. Sadece video yayınlayan bir platform değil Khan Academy. Aynı zamanda bireyin seviyesini tespit edip kendine en uygun içeriklere yönlendirebilen ve kendi gelişimini önce bireyin şahsına, sonrasında öğretmenine, velisine eğer varsa raporlayabilen akıllı bir platform da sunmaya başlıyoruz. Pekala, şunu merak ettim ben. Şimdi normalde bir dünya dili üzerinden kurulmuş bir programdan bahsediyoruz. Doğru mu? Yani İngilizce. Doğru. Evet. Ve nasıl oldu da biz bundan bu gururu nasıl çıkartırız? 36 dili var bugün. İkinci dil Türkçe olarak başladı. Doğru. Kim akıl etti? Nasıl girdiniz? Yani bu işin biz ana genellikle dili İngilizce gibi görünüyor. Dili İngilizce dil, ve biz sonrası hep ucundan yakalarız biz. Evet. Doğru mu? Sonrasından yakalarız. Nasıl oldu da Khan Akademi'de İngilizce'den sonra biz girdik? Sizin rolünüz ne? Bu iş nasıl gelişti hocam? Doğru mu Murat hocam? Evet. Böyle olmuyor mu genelde? Biz hep yani, kuluçkalar bitiyor. Hani, en son aşamasında biz yakalarız olayları. Sorsak eğitim camiasından sorsak, hani 36 dilde yayın yapıyor Khan Akademi. Türkçe ne zaman başlamış sıradadır desek, yani ikinci sırada diyen çok az çıkar gibi geliyor. Hiç çıkmaz. Yani. Evet. Evet. Nasıl oldu hocam? İngilizce'den sonra bu dünyaya siz nasıl girdiniz? Veyahut da Khan Akademi siz nasıl keşfettiniz? Yollar nasıl kesişti? Hikaye nedir? Tabii ben biraz Khan Akademi'nin hikayesinden, biraz Khan Akademi Türkçe'nin hikayesinden de bahsedeceğim ama. Önce Khan Akademi'nin kurucusu kim? Bize nasıl geldi? Nereden çıktı bu fikir? Bu bir fikir mi? Evet, bu bir girişim. Girişim. Ali Baba gibi, girişim de Facebook buna. Gibi, Google gibi, buna benzer bir girişim herhalde. Yani yeni nesil işte iş tanımlarına uyan bir sosyal girişim. Biz Türkiye'de biraz daha bir sivil toplum kuruluşu olarak çalışıyoruz. Arada ufak bir fark var ama önce Khan Akademi hikayesinden başlayalım, sonra Türkiye ve diğer ülkelerdeki hikayeye doğru ilerleyelim isterseniz. Salman Khan adında bir girişimci. Kendisi Bangladeş asıllı bir babanın oğlu ve Amerika'da doğmuş, büyümüş, orada iyi okullarda okumuş, fazlasıyla zeki, 4 üniversite diploması sahibi genç bir arkadaşımız ve hala genç mi hocam? Sonra genç sayılır hocam, benden birkaç yaş büyük olduğunu söyleyebilirim. Sonrasında bu iyi okullardan aldığı diplomalarla eğitim hayatında, özür diliyorum, iş hayatında da tabii güzel bir mesleği, kariyeri varken, iyi kazancı varken, benim sahip olduğum en değerli şey bilgim diyor. İnsan herhalde kendine 30'lu yaşların başında bu soruyu soruyor. Ve sonrasında yaklaşık 10 sene önceden bahsediyorum. Bilgimi tüm dünyayla ücretsiz olarak paylaşmalıyım düşüncesiyle. Önce hafta sonları evinin küçük bir odasında başlıyor buna. Yani Khan Akademi dediğimiz şey o günlerde tek bir kişiden oluşuyordu. Ve sonrasında hazırladığı eğitim videoları hızla yaygınlaşmaya başladığında bunu ücretsiz olarak bilginin ihtiyacı olan herkese ulaşabilmesi amacıyla bu hedef doğrultusunda yayınladı. Ve kendi işini de bırakıp bugün yaklaşık 500 kişilik ekibe ulaşan bir akademinin tohumlarını atmış oldu. Burada beni etkileyen noktalardan biri her bireyin kendi hızında öğrenmesi, bilgiye istediği an ulaşması lazım düşüncesiyle o günlerde çok da yaygın olmayan internet üzerinden eğitim videoları yayınlayarak bu işin dünya genelinde, yani sadece bulunduğu yerde değil aslında bilginin bütün dünyaya ulaşmasını sağlamış. Burada pencereyi doğru açalım hocam. Bu bir uluslararası öğrenme yöntemi ve dijital platforma ilk aktarılardan birisi. Doğru. Yani normal bir yöntem üzerinden bunun bir okulu falan yok. Hayır. Dolayısıyla bizim dijital dönüşüm dediğimiz gelecekte çocukların dünyasına artık bugün tamamen girmiş olan, doğru mu Murat hocam? Evet. İnternet aracıyla giren ve onunla beraber yayılan bir şey. Doğru kullanıldığında farklı yerlere de gidebilen bir sosyal medyadan bahsediyoruz Murat hocam. Siz bunun yararlarını, zararlarını yazarken yararlı yönlerinde bu tür şeyleri kastediyorsunuz herhalde. Kesinlikle. Şimdi tabii çok hani küçük bir pencereden, dünyaya açılan büyük bir pencereden bahsediyor hocam. Khan Akademi'yi anladık ama sizin yollarınız nasıl kesişti sayın hocam? Yani onu aslında biraz da duymak istiyoruz sizden. Şimdi de Türkçe tarafına gelelim. Gelin Türkçe tarafı. Orasını anladık. Sonra bu artık bir nasip de büyüdü. Evet. Bir de alanın çok boş olduğu bir zamandan bahsediyoruz herhalde. Yani şimdi olsa bu kadar büyüme şansınız yok. Çünkü alanda nefes alabileceğiniz hücreler çoğaldı. Farklı farklı şeyler var ama okulculuk gibi bir de bu. Yani 15 sene önceki okulculuğun, özel okulculuğun boşluğu çok farklıydı. Sosyal medyanın boşluğu çok farklıydı. Dijital şirketlerin çok farklıydı. Bugün aynı çapta yeni kurulup da büyüyebilecek bir Alibaba yok. Doğru. Bir Amazon yok. Yani bir Khan Akademi yok çünkü o boşluklar doldu. O dönemde avantajlıydı. Siz de
Burada yakaladınız herhalde. Evet, siz nasıl yakaladınız? Doğru zamanda bir girişim oldu. Evet. Ben de Türkçe adına yine doğru zamanda bir girişim olduğuna inanıyorum. Çünkü pekala, kendi merakınızla mı buldunuz? Yani bunun sizin yolunuz nasıl kesişti? Siz bunu böyle gördünüz, merak ettiniz, iletişime mi geçtiniz? Nasıl yaptınız? Şöyle, ben şahsi değil kurumsal hikayemizi size anlatmak isterim. Tamam, öyle anlatalım. Tabii. Kaan Akademi Türkçe bugün STFA grubunun aslında sosyal sorumluluk amacıyla yürüttüğü, desteklediği bir oluşum. Ki biz STFA'yı biraz daha inşaat yönünde biliriz. Evet, Sezai Türkeş, Feyzi Akkaya bugün 80 yıllık bir Türk şirketidir ve gerçekten ülkemize sadece eğitim değil farklı alanlarda yatırım yapmış bir şirkettir. Ama 25 yıllık bir eğitim vakfı var STFA'nın. Ben de aynı zamanda vakfın yöneticisi olmaktan gurur duyuyorum. Ne mutlu size. Teşekkür ederim. 2012 yılında biz Salman Kağan'ın kapısını çaldık. Dedik ki bu büyük bir başarı hikayesi. Ha, bu kurumsal bir fikirdi o zaman. Doğru. Yani STFA'nın kurumsal bir fikriydi. Evet. Ve Salman Kağan'a biz bu işi Türkiye'de yapmak istiyoruz dedik. Bunu teklif etmemizin çok altındaki sebebi... Çok eski değil daha, 2012. Evet. 2012. Ama o gün... Kaan Akademi gibi yine hani çok büyük bir platformdu tabii 6 sene önce de, sadece İngilizce olarak yayın yapıyordu ve daha çok işte Amerika, İngiltere gibi ülkelerde kullanıcılara ulaşıyordu. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için çok önemli bir şans gördük biz burada ve Türkiye'nin aslında çok önemli bir avantajı var. Çünkü bizim genç bir nüfusumuz var, teknolojiyle barışık bir nüfusumuz var. İstatistiklere baktığımızda hem akıllı telefon kullanımı, internete bağlantı oranları birçok ülkeden daha iyi durumda. Hem de gençlerimiz sosyal. Şimdi biraz sizin alanınıza giriyorum hocam. Bu sosyalliği, bu teknolojik merakı, bu iletişimi neden eğitim için bir faydaya dönüştürmeyelim diye düşünüyorum. Pekala, eğitim hocam, alanıyla birleştirdiniz aslında. Burada bir şey sorayım. Gençlerimiz sosyal dediğinizde, dünya sıralamasının içinde biz bu sosyallikte artı ve eksi, zararlı veya yararlısından kenara çıkıp faydalı anlamda iyi bir yerde miyiz? Gençlerimiz bu işin içinde yoğun bir uğraşı, üretme adına harcıyorlar mı, öğrenme adına harcıyorlar mı? Şimdi bu benim alanım olmadığı için yorum yapmak bana düşmez. Ama neden sosyal medyayı kullandığımız gibi eğitim araçlarını da kullanmayalım diye düşündük. Dünyanın herhangi bir yerinde ders anlatan bir öğretmeni bugün bir öğrenci otobüste okula giderken dinleyebiliyor. Böyle bir ortamda artık bilgiye ulaşmak da çok daha kolay. Doğru. Tabii önemli olan güvenilir bilgiye en kısa yolda ulaşmayı öğrenmek. Ve orada bana da çok gelen ve çok tartıştığımız bir soru. Burada Murat Hocam daha iyi cevap verecektir ama ben kısa bir görüş paylaşmak istiyorum. Tabii şunu konuşuyoruz. Bugün gençler dünyaya farklı bir gözle bakıyorlar ve sosyal medya, internette önemli bir bilgi kaynağı haline geldi. Şimdi orada doğru bilgiye ulaşmak o kadar belki kolay bir şey değil. Biz Kaan Akademi olarak en azından akademik tarafta bugün 36 dilde yayın yapan, başka bir deyişle dünyanın neresine giderseniz gidin kazanımı aynı olan bir standarda sahip içerik sunmaya çalışıyoruz. Şimdi bir parantez açalım orada Alp Hocam. Hocam sosyal medyanın diğer medyalardan farklı olarak şöyle bir dezavantajı var. Süzgeci yok. Yani siz bugün herhangi bir televizyon kanalında genel yayın yönetmeni süzgecinden geçer program. İşte bir gazete, bir dergi çıkardığınızda genel yayın yönetmeni süzgecinden geçer. Ya da sizin gibi kurumsal eğitim firmaları bir yayın yapacakken genel müdürün süzgecinden geçer. Ancak sosyal medyada kullanıcılar hem içerik üretici hem tüketici, aynı zamanda kendi süzgeci de olmayan tamamen serbest bir alan. Üretici aynı zamanda oluşturan. Tabii hem üretici hem tüketici konumunda aslında kullanan kişi. Dolayısıyla bir süzgeci de yok bu işin. Hani bilgi çok fazla şey olamıyor. Yani çok fazla güvenilirliği kontrolden olamıyor. Geçmiyor. Burada kontrol bir güven mekanizması yok. Evet, burada bir kurumsal eğitim organizasyonlarında bir süzgeç var hocam. Yani oradaki bilgiler sosyal medyadaki bilgilere göre daha güvenli. Diyoruz ve devam edelim hocam. Evet. Ben de size çok kısa bir ek yapayım. Tabii şunu da görmezden gelmememiz lazım. Bugün sosyal medyada belki bir dakikada üretilen bilgi dev bir kütüphane büyüklüğü. Evet. Onun için onu da en iyi, en verimli nasıl kullanabiliriz? Mutlaka. Bence geleceğin eğitim modeli için bu da önemli. İşte burada herkes kendi süzgecinden aslında biraz geçirmesi gerekiyor. Bir de, aslında bilginin doğrusu da yanlışı da kalıcı. Evet. Şimdi öğretmen yanlış bir şey söyledi. Öğrenci yanlış bir şey söyledi. Derse söylendi, kaydı yok. İzi yok. Söylendi, bitti. Evet. Ama dijital ortamda söylediğiniz her şeyin kaydı var. Ne diyorlar? Dijital izler silinmez. Evet. Başka bir arayıcı iki kelime yazdı, buldu. Bilgi yanlışsa bile kaybolma ihtimali yok. O Molla Google diyoruz biz tabiri caizse. Molla Google alıp geliyor. Yani yanlışı da alıp geliyor. Onun için
çok önemli bir iş yapıyorsunuz aslında. Yani doğru bilgiyi verme anlamında sizden aldıkları bilgi sizin tarafınızdan süzülmüş ve kontrol edilmiş evet. bilgi. Doğru mu? Yani içerik doğru. kontrolü yapılmış, doğrulanmış, geçerli olan bilgi üzerinden dersler veriyorsunuz ki bu bir da çok önemli. Bir de şu önemli. Var hani bilginin bazen güncellenmesi de gerekiyor. Anladığım kadarıyla bu tür kurumsal organizasyonlar biraz daha bilgi güncelleniyor da öyle değil mi? Değişen bilgiler güncelleniyor ve tekrar yine hani izleyici ya da dinleyici kim varsa ona tekrar ulaştırılabiliyor doğru şekilde. Biz sosyal medyayı şu amaçla da kullanıyoruz. Tabii ki bizim eğitim içeriğimiz herkese açık ve içerikle ilgili bile her gün bir sürü yorum alıyoruz. Evet. Bu yorumların gerçekten önemli olacağını düşündüklerimizi filtreledikten sonra inceliyoruz. Acaba bir hatamız mı oldu bu içerikte diye. Bunu gönüllü öğretmenlerimiz, hocalarımız gerekiyorsa inceliyorlar ve düzeltme yaptığımızda oluyor açıkça Gönüllük söyleyeyim. Gönüllülük kısmını biraz daha soracağım. Siz gittiniz kapıyı çaldınız. Beyefendi ne dedi? Türkiye'de bu işi yapmak istiyoruz dediğinizde nasıl bir tepki aldınız, nasıl ilerlediniz? Evet, Salman Kağan'a geri dönecek olursak. Gittiniz kapıyı vurduk. Evet. Salman Kağan yani açıkçası madem istiyorsunuz tabii ki buyurun yapın dedi. Hı. O günde böyle bir teklifle giden başka bir kişiyle karşılaşmadığı için yani ilk defa biz oraya gittiğimiz için bunun hani birçok tabii ki avantajı da oldu bizim için. Kağan Akademi'nin Silikon Vadisi'ndeki ana merkezinden sonra ilk ofisi İstanbul'da faaliyete geçti. O günlerde daha küçük bir ekiptik. Bir girişim olarak biz de bu işe başladık. Benim hani şahsi geçmişimi eğer soracak olursanız ben üniversitede çalışıyordum. Yani yine eğitim kökeninden geliyorum akademik taraftan. Fakat artık teknolojiyle eğitim işinin de biraz değiştiği bir dönemde belki biraz daha sosyal sorumluluk tarafında, sivil toplum tarafında farklı bir pencere açabiliriz diye düşündük. Ve bu işi küçük bir ekiple değil ancak bir gönüllülük hareketine dönüştürerek yapabileceğimize inandık. İlk günlerde bu çok kolay değildi tabii yani tam da dediğiniz gibi bu sefer gönüllülerin kapısını çalarak, okullara giderek, öğretmenlerimizle görüşerek, üniversitelere giderek biz eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmak isteyen uluslararası bir platformuz. Gelin bu içeriğin Türkçeleşmesi için veya Türkçe içeriğin hazırlanması için bize destek olun dedik. Güzel ilerledi. Küçük küçük de olsa, yavaş adımlarla da olsa bugün İngilizceden sonra Kaan Akademi'nin bütün dilleri arasında yani o milyonlarca biraz önce bahsettiğimiz ders içeriği arasında Türkçe ikinci sırada en büyük kütüphaneyi sunan ülkelerden yani biri. Yani ikinci olarak aldık bunu da geri bırakmadık aynı şekilde. Biz her zaman o liderliğimizi kaç gönüllü öğretmeniz var hocam? Türkçe'de. Ben öğretmen demeyeyim çünkü aralarında öğrenci arkadaşlarımız da var ama 500'ün üzerinde gönüllümüzün bugüne kadar gönüllü. Katkısı oldu. Evet. Özellikle içeriğin hazırlanması ya da Kaan Akademi'nin sadece işte özel okullarda, büyük şehirlerde değil biz her yerde kullanılan bir eğitim aracı olmasını amaçlıyoruz. Gidemediğimiz yerlere gönüllerimiz ulaştı ya da sivil toplumda diğer STK'larla yaptığımız işbirlikleriyle de Kaan Akademi'nin ihtiyacı olan belki yeri geldiğinde çok fazla teknik imkanı olmayan yerlere de ulaşması için kampanyalar, projeler yürüttük. Milli Eğitim Bakanlığımızla bir işbirliğimiz var. Oraya doğru geleceğim. Evet ben de onu söylemek istiyorum. Bakanlığın altyapısında da yer alıyorsunuz anladığım kadarıyla. Doğru. Bakanlığın özellikle EBA üzerinden altyapısında da yer alıyorsunuz diyebiliyorum. Evet. Milli Eğitim Bakanlığı'nda yollar nasıl kesişti? Neredeyiz? Biz bu işi 2012 yılında başlatırken tabii ki Milli Eğitim Bakanlığımızı ziyaret ettik ve böyle bir projenin sadece teknolojik imkanı olan yerlerde değil, mümkünse bütün okullarımızda kullanılmasını arzu ettiğimizi, bu konuda nasıl ilerleyebileceğimizi sorduğumuzda güzel bir zamanlama. O günlerde Fatih projesi daha çok kullanılıyordu. Bugün EBA ismini daha sık duyuyoruz. Bu projenin bir paydaşı olarak biz Kaan Akademi içeriklerini bakanlığımıza açtık ve bakanlık kanalından da bütün okullara ulaşmaya başladı. O günlerde yanlış hatırlamıyorsam 2000 civarında Türkçeleştirilmiş, onaylanmış içeriğimiz vardı. Bugün çok daha fazlasını okullarımıza sunuyoruz. Dijital içerik anlamında bakanlığımızın da bir paydaşı olmaktan mutluyuz. O zaman mutluyuz. EBA'nın altyapısıyla uyumlu da bir programsınız aynı zamanda. Doğru anladım değil evet. mi? Bu da farklı bir şey. Yani aslında birbirine rakip değil, birbirini tamamlayan, tabii. bütünleştirici bir platform diyebiliriz. Bir gönüllülük ve ücretsizlik en büyük özelliği ücretsiz olması. Evet. Ücretsizlik evet. üzerinden olduğu için bakanlık da projeyi doğru değerlendirmiş ve dahil etmiş. Evet. Ne güzel ne mutlu size. Pekala şöyle sormak istiyorum. Biraz da o tarafına bakacağım çünkü aklıma gelen başka şeyler var. Bir öğretmen size ulaşmak istediğinde buradan öğretmenlerimiz özellikle bizim izleyici kitlemiz öğretmen. Yararlılık felsefesiyle size ulaşmak istediğinde
İşte o 500 bin birinci olmak istediğinde ne yapacak? Ondan sonra başka bir şey soracağım. Bizimle, biz dijital bir platformuz. Onun için dijital ortamda iletişime geçerlerse çok seviniriz. Sitemizde iletişim bilgilerimiz mevcut. info@kaanakademi.org.tr'den ya da incelemek isterlerse kaanakademi.org.tr/gönüllü veya /öğretmen linklerinden de bilgi almaları mümkün. Bu iş gönüllülerin desteğiyle büyüyen ve çok daha fazla büyümesini istediğimiz bir yapılanma olduğu için. Her öğretmene açıksınız. Evet. Özellikle Anadolu'nun zor bölgelerinde, farklı yerlerde çocuklara çok faydalı olacağını düşünüyorum. Burada da biz öğretmenlerimizin, bakanlığımızın da desteklediği, EBA'nın da içinde olan ve tamamen ücretsiz olan, bugün burada Alp Bey'in olma sebebi, bir sosyal yararlılık projesi olarak gördüğümüz için davet ettik kendilerini. Öğretmenlerimizin buraya destek olmasını canı gönülden istiyoruz. Çünkü her yerde eğitimi aynı olanaklarla maalesef sunamıyoruz. Bunu biliyoruz. Sayın Bakanımızın sık sık söylediği okullar arasındaki ve bölgeler arasındaki uçurumları azaltmayı dediği yerde biz sizin videolarınızın buna o makası kapatmada faydalı olacağını düşünüyoruz. Bilmem yanlış mı düşünüyorum, ne dersiniz? Ben de sizinle tamamen aynı fikirdeyim. Keşke bizim de Eğitim 2023 vizyonu doğrultusunda bir katkı sağlayabilsek, kattığımız fayda gitgide daha büyük olsa diyorum. Peki lan Murat Hocam, şimdi gelelim diğer tarafına. Evet. İşin bir de dijital eğitim ve dijital dönüşüm tarafı var. Yani burada şimdi ben desem ki Alp Hocam hadi bize göster öğretmenlerin isimlerini, say bordrolarını çıkar. İşte bir göreyim canlı kanlı, sarı saçlı mı, işte uzun boylu mu, esmer mi, nasıl bakar, şucu ocu bucu mu? Yok. Yani bizim meslekleri elimizden mi alacaksınız? 10-15 sene sonra tamamen bunların üzerinden mi olacak? Bizim sürekli elimizde cetvelle müfettişlerin ölçtüğü 7'ye 7, 49, işte 6'ya 9 şu kadar metrekareli sınıflarımız ne olacak? Şimdi biz, evet, evet hocam. Ayhan Hocam, eğitim o kadar geniş bir konu ki biz bunu, ben şunu gördüm geçmişte. Hep bir sınırlar çizmişiz. Yani bir sınıra işte bazen illerle, ilçelerle, bazen kendi okullarımızla, bazen ülkenin sınırlarıyla, ama dijital dönüşüme doğru dönüşünce, yani eğitim de dijitale doğru dönüşünce artık sınırlar kalkıyor. Alp Hocam'ın dediği az önceki aslında hani Kaan Akademi Türkiye değil, Kaan Akademi Türkçe. Çünkü Türkçe konuşulan her yerde, Türkçeyi anlayan, dinleyen, bilen herkes her yerde, dünyanın çok çeşitli yerlerinde bu akademiden yararlanabiliyor. Şimdi hani biz resmi eğitim, resmi eğitim diyoruz ama aslında biraz da ülkenin de sınırlarını aşmış durumda. Yani eğitim böyle bir şey. Yani sadece bizim Türkçe'de değil, başka eğitimler de bizim ülkemize giriyor. Bizim eğitimimiz başka ülkelere giriyor. Yani aslında sınırlar da burada biraz kalkıyor. Bir de dijital zaten eğitimle sınırlar ilgili olarak bahsederken sınırlar şunu, sadece eğitimde kalkabilir. Şunu söyleyebiliriz hocam. İletişimde ve eğitimde. Dijital eğitimle ilgili olarak da her öğrencinin öğrenme hızı farklı. Biz aslında akademik takvime göre bir öğrenme belirlemeye çalışıyoruz öğrenciye, ama bu mu doğru? Yoksa öğrencinin hızına göre mi takvimi, ayarlamak doğru? Öğrencinin şimdi, de bir akademik ve karakter bakın, takvimi var mı? Öğrenciye göre, her öğrenciye göre bir takvim düzenleyemezsiniz ama bütün öğrencilere bir takvime sığdıramazsınız. İşte dijital eğitim belki burada bu şeyi kaldırabiliyor. Belki takvim olayını belki kaldırabiliyor. Kişiselleştirilmiş eğitim dediği hocamızın kitapta bahsettiği dijitalleştirilmiş eğitim veya kişiselleştirilmiş eğitim. Biraz belki buna dokunmak mı gerekiyor Alp Hocam? Çok önemli bir konu, çünkü ben şöyle görüyorum. Eminim böyle düşünen pek çok eğitimci vardır. Eğitim bugün kişiye özel ve veriye dayalı bir deneyime dönüşüyor. Tabii. Bu veriye dayalı kısmı aslında işin dijitalleşmesi ve onun faydaları. Bu önemli aslında. Bir daha tekrar edebilir misiniz bunu hocam? Eğitim kişiye özel ve veriye dayalı bir deneyime dönüşüyor. Evet. İkisini evet, de ayrı doğru, ayrı açayım isterseniz. Evet, tabii buyurun. İşin kişiye özel kısmı, yani kişiselleştirilmiş eğitim kısmı, bugün teknoloji sayesinde her bireyin seviyesini hızla tespit edip o kişiyi kendi ihtiyaçları doğrultusunda yönlendiriyor. Çok ilginç bir alan burada hocam. Evet, yani burada biraz yapay zekaya da tabii girmiş oluyoruz. Her bireyi öğrenmesi gereken ya da öğrenmek istediği konuda en verimli yola yönlendirebilen platformlar. Eğer öğrenmeyi en basit tabiriyle A noktasından B noktasına gitmek olarak tanımlarsak, hepimiz farklıyız ve farklı yönlerde, farklı hızlarda, farklı yollardan bu iki belki farklı zamanlarda. Tabii. Evet. Bütün araştırmalar gösteriyor ki
istediği an bilgiye ulaşan insan o anda anlatılan bilgiye nazaran çok daha hızlı öğreniyor. Çünkü hatta ihtiyaç hiyerarşisi, istek, güdülenme, motivasyon. Hepsi motivasyon. Evet. Öbüründe böyle bir şey yok. Biraz yani zorlama var. Şartları siz belirlemiyorsunuz ama bunda her şey siz, ben hazırım diyorsunuz. Şimdi oturacağım diyorsunuz. Belki yanınıza kahvenizi koyuyorsanız, fitre içiyorsanız, çikolatanızı koyuyorsunuz. Yani her şey saha, zemin ve şartlar. Şartları kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Aynen. Bugün evet, teknoloji bunu yapmamıza olanak evet, sağlıyor. Evet. Hatta yani konuyu niye biraz dağınık konuşuyoruz. Biraz ters yüz öğrenmeden de belki burada bahsetmek gerekebilir. Evet. Şimdi izleyicilerimiz arasında mutlaka bilen, hatta umuyorum uygulayanlar da vardır. Yeni bir deyim. Sevgili izleyiciler, eğitimciler, ters yüz öğrenme gerçekten çok önemli ve çok duyacaksınız. İki şeyi çok duyacaksınız. Dijital öğrenme, evet, ters yüz öğrenme. Hocam buyurun, hadi bizi bir ters yüz edin eğitim konusunda. Zihnimiz ve algılarımız değilsin. Şöyle, bu Kaan Akademi'nin tabii ki bir icadı değil ama Kaan Akademi ile ismi sık geçen bir kavramdır. Artık teknoloji tam da konuştuğumuz noktada kişiye evet, özel ve herkesin kendi hızında istediği an bilgiye ulaşmasına olanak tanıyor. Bunu eğitim için uygulayacak olursak en veya ilk akla gelen yöntemlerden biri de o zaman öğrenciler bilginin aktarılış kısmını, yani bilgiye ulaşma, konuyu öğrenme kısmını eskiden bir öğretmen sınıfta anlatıyorken şimdi belki bir videodan izleyebiliyorlar. Bunu neden istedikleri zaman yapamasınlar? Başka bir deyişle, eve gittiklerinde akşam kendilerini ne zaman hazır hissederlerse açıp ders videolarını, öğretmenlerinin onlara verdiği, atadığı ders videolarını izleyebilirler. Şimdi bu durumda öğretmen ne yapacak, okulda ne yapacağız diye tabii insan soruyor ister istemez. Bence burada öğretmenin rolü de değişiyor, okulların rolü de biraz daha farklılaşıyor. Çünkü öğretmenle öğrencinin birebir geçirdiği ya da öğrencilerin bir arada sosyal bir ortamda, etkileşimli bir ortamda bir arada geçirdiği vakti daha verimli kullanmak adına neden burada hep birlikte grup çalışmalarıyla ödev yapmıyorlar, soru çözmüyorlar, anlamadıkları şeyi öğretmenlerine sormuyorlar. Öyle yapmadık mı öğrenciyken, tamam, evde ödev yaparken anlamadığımız şeyi işte annemize, babamıza, ablamıza, abimize sorarak bunu genelde çözdük. İşte orada öğretmene sormak aslında çok daha değerli ve grup çalışması, etkileşim, paylaşım olan ortamda öğrenmenin de daha verimli olduğunu ben değil birçok araştırma söylüyor. Kesinlikle. Aynı şekilde ters yüz ettiğimizde, yani okulda ödev yapıp, grup çalışması yapıp, evde konuyu öğrendiğimizde öğrenim kısmı da daha verimli hale gelmeye başlıyor. Ters yüz eğitim modelini ben bu şekilde özetlemeye çalışıyorum. Gitgide dünya genelinde trendlere bakarsak da yaygınlaşan bir model olduğunu söyleyeyim. Bakan Bey bir şey söyledi, çok ilginçti. Dedi ki 2040 yılında dedi sınıflar müze olacak dedi. 2040 da çok uzak değil yani. 2040 yılında sınıflar müze olacak dedi. Sınıflar müze mi olacak, işte bu mu? Ama öğretmenler müzelik olmayacak herhalde hocam. Benim az görüşüm, önce hocamın söylediği okulların aslında ve öğretmenlerin rolü değişecek. Tabii. Evet. Yani rolü ayak değişecek, uydurduklarında aslında çok daha keyifli bir hale yani gelecek. Belki fiziksel mekanlar evet müze olacak ama öğretmenin rolü ve hani okulun eğitimin rolünde belki değişiklikler olacak, öyle değil mi hocam? Ben isterseniz kendi vizyonumdan evet, yani kendi görüşümü paylaşabilirim. Tabii. Bakan Bey tabii ki geleceği bu şekilde yorumluyor, haklıdır. Ben bugün için biraz daha yakın geleceğe bakarsak şöyle somutlaştıralım, görüyorum. Şöyle görüyorum. Yani tabii ki biz insanlar sosyal canlılarız. Onun için bir arada olduğumuz ortamlarda paylaşarak çok daha verimli öğreniyoruz. Ve ben ironiktir, ilginçtir, dijital bir platformun temsilcisi olarak genelde konuşmalarımda öğretmenin rolünün değiştiğini, okulların farklılaştığını fakat her zaman öğretmenin merkezde olacağını ve okulların öğrenme evi, yaratma evi olarak hayat evet, bulmaya devam edeceğini vurguluyorum. Çok ilginç. Öğrenme evi, yaratma evi dedi Alp Bey. Yani hakikaten ne olursa olsun yine bir öğretmenin moderatörlüğünde, öğretmenin duygusuyla, öğretmenin dokunmasıyla bir öğretme ve yaratma evi olmaya devam edecek. Şimdi evet, ben bir şey ekleyebilir miyim burada? Özür dilerim. Bir arama girmek istiyorum. Bakan Bey 2040 dedi ama sanki önümüzdeki 5 yıl içinde yapay zekan çok daha hızlı hayatımıza gireceği söyleniyor. Evet. Sanki 2040'a kalmayacak gibi hocam bunlar. Doğrudur, bence bunu, daha benim öngörüm bu şekilde. Bunu zaman gösterecek ama evet, Sayın Bakanımızın öğretmen kökenli, kendi deyişiyle öğretmen Ziya Selçuk evet, olarak ben öğretmenlere ne kadar önem verdiğini hı-hı, sizler de evet, biliyorsunuz. Evet. Onun için burada belki öğretmenin değişen rolünü biraz açabiliriz. İşte belki öğretmenler bu dönüşüme bir önce ayak uydurmalı hocam. Bu ne yapmalı hocam? Siz en fazla dijital platformu kullananlardan ve öğretmenlerle çalışan birisiniz. Sizde
gönüllü destek veren kişilerin, öğretmenlerin özelliği nedir? Öğretmen bu ortama sizce nasıl uyak uydurmalı? Çünkü daha fazla sosyal ortamdan geliyorsunuz. Hı. Ne yapmalı? Ben izin verirseniz şöyle kısa bir anekdotla öğretmenin Tabii. rolü nasıl değişiyor? Kendi görüşümü Hı. paylaşmak Tabii istiyorum. Ki. Şimdi eğitimciler, öğretmenler daha iyi bilirler. Öğretmenlik çok zor bir meslek. Hı hı. Çünkü aynı anda hem bilgiyi aktarmanız, hı hı. hem liderlik yapmanız, hem insan halinden anlamanız. Hı hı. Yani burada makinaların tabii ki yapamayacağı çok önemli ve geniş bir işten bahsediyoruz. Kariyerimiz boyunca hı hı. öğrendiğimiz bilgiyi kütüphanelerde dirsek çürüterek, kendi çabamızla, boş vaktimizde kitap okuyarak depoladığımız bu bilgiyi sanki bir damacanada su taşıyor gibi, böyle koca ağır bir damacanada hı hı. omzumuzda taşıdık durduk. Çok zor bir yük. Taşıması Tabii. zor bir yük. Ve bu damacanayı her öğrencinin farklı ebatlardaki, farklı hacimlerdeki bardaklarına da dökmeden doldurmayı amaçladık. Hmm. O bardakların hepsi dolmak zorunda. Bizim amacımız bu. Evet. Eğitimci, her öğretmen bunu amaçlar. Fakat bugün artık su bir şelale gibi akıyor. Bilgi bir şelale gibi akıyor. Onun için bunu ne bir damacanaya doldurmamız mümkün, ne her öğrencinin bardağını doldurmamız mümkün. Ne taşımamız mümkün. İşte ne taşımamız mümkün, ne dökmeden doldurmamız mümkün. Oyunun kurallarının değiştiği böyle bir günde belki de öğretmenin üstüne düşen her öğrenciye susadığı zaman, bilgiye ulaşmak istediği zaman eline bir bardak almayı ve gidip o şelaleden o bardakla Kaynağı doldurup göstermek. Suyu içmeyi öğretmek. Evet. Eğer bunu öğretirsek, İşte o zaman bugün var olan değil, gelecekte var olacak bilgiye ulaşmayı da öğrenecekler. Evet. Çünkü bilgi de çok hızlı değişiyor. Hı. Var olan tüm bilgiyi vermek yerine evet. ihtiyacı kadar bilgiyi vermek değil mi? Ve doğru zamanda doğru yerden evet. en hızlı şekilde bu bilgiyi alabilmesi. Kaynağı gösterecek öğretmen ya. Evet. Kaynağı evet. gösterecek. Tabii yani bu böyle çok basit bir rolmüş gibi algılanmasın. Tabii. Bence çok daha komplike bir rol bekliyor öğretmen. Hele yani çok fazla yanlış kaynakların da olduğu bir yerde. Ortamda. Doğru şelaleye yönlendirmek. Çünkü çok akan şey var. Evet. Ama en önemlisi doğru yaşına göre, uygunluğuna göre, ihtiyacına göre doğru olan şelaleye yönlendirmek. Bir de o ihtiyacı, yoksa o bardak devrilir gider. O ihtiyacı benimsetmek Zehirlen, de çok önemli öğrenciye. Evet. Yani öğrenci o bardağı da benimseyebilmeli. Hocam yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geliyoruz. Ben sosyal medyadan çok fazla soru geliyor ama bir tanesini özellikle sormak istiyorum. İnteraktif eğitim var mı Kaan Akan içinde yoksa planlanmakta mı? Yani gelecekte bunu planlıyor mu Alp Bey diyor. Böyle bir sorumuz var. Yani ben etkileşimli, paylaşımlı interaktif eğitimin dijital tarafı gelenekselle birleştirmek için yani masanın bu tarafıyla evet. o tarafını birleştirmek için en önemli etkenlerden biri olduğuna inanıyorum. Çünkü işte çocuklarımız yarın makine mi olacaklar, makinalardan mı öğrenecekler? Hayır, makina bilgiyi belki de yeri geldiğinde bizden daha iyi aktarabilir, daha çok bilgi depolayabilir, doğru zamanda aktarabilir ama insana dokunamaz. Evet. İşte interaktiflik, paylaşım, etkileşim bu insana dokunma tarafında ve burada deminki konuya da bağlamak gerekirse öğretmenlerimiz aslında hiçbir makinenin yapamadığı o insana dokunan, onları olgunlaşmak için yönlendiren bireyler ve ben Kaan Akademi'nin de etkileşime ne kadar önem verdiğini, bunu arttırmaya Hı-hı. çalıştığını çok iyi biliyorum. Biz her zaman şunu da söylüyoruz. Evet, imkanı olmayan için tabii ki bulunmaz bir öğrenme platformu ama bizim bir okulun yerine geçmek veya bir okulu taklit etmek gibi bir amacımız kesinlikle yok. Tam tersi, biz bu gibi kaynakların okullarımızda kullanarak biraz önce anlatmaya çalıştığım öğretmenin okulun değişen rolü doğrultusunda daha verimli yerler haline gelmeleri için katkı sağlamasını amaçlıyoruz. İşin interaktiflik, paylaşımlık bölümü şu an için sanal değil, sosyal ortamlarda devam ediyor. Ama Kaan Akademi ve benzeri platformlar, birçok değişik araç var, farklı ihtiyaçlara hitap ediyorlar. İşin bilgi aktarılış kısmında bu interaktifliğin oluşması için destek oluyorlar. Yani şu an Kaan Akademi tek taraflı bir iletişim söz konusu o zaman. Öyle mi diyebiliriz? Yani karşılıklı bir interaktif iletişim yok herhalde. Yani şöyle diyelim. Biz anlık karşılıklı. Her gün yüzlerce tabii ki geri bildirim evet. geliyor. Yorumlar üzerinden, yazılanlar üzerinden muhataplıklar ve düzenlemeler, belki düzenlemeler ama karşılıklı olarak yok. Karşılıklı olarak birebir yok. Fakat şu var, zaten mesela bir eğitim içeriğinin altına bizde forumlar, işte yorum yerleri, birisi bir şey yazdığında bizden önce bir başkası cevap yazıyor. Ve orada
Yani İngilizce tabiriyle peer to peer, öğrencilerin bir arada evet. öğrenmesi o etkileşimi arttırıyor diye görüyoruz. Bir de şunu vurgulamak isterim. Konu oraya gelince, şimdi Khan Academy tabii tek taraflı dedik ama biz bireyin seviyesi doğrultusunda da herkese özel bir öğrenme haritası oluşturarak herkesin ihtiyacı doğrultusunda aslında öğrenme yolculuğuna çıkmasını amaçlıyoruz. Yani bu bir taraftan interaktifliği, yani bir taraftan kişiselleştirilmişliği destekliyor. Bir kariyer planı gibi de düşünmek lazım. Yani o ihtiyaçlar yararsında çocuğun ölçmesi, ona göre evet. verilmesi aynı zamanda bir onun kariyerine doğru yol açacaktır. Doğru mu? Veya öğrenmek istediği, öğrenmesi gereken konuyu nasıl daha verimli öğreneceği. Çünkü mesela biz sizlerle aynı dersi alıyor olsak şu anda siz belki 50 video izleyeceksiniz ve konuyu anlayacaksınız. Ben belki 150 video izleyeceğim o konuyu anlayacağım. Neden hepimiz kendi hızımızda öğrenmeyelim? Benim şöyle bir hayalim de var. Kitapta da Salman Khan benzer bir konudan evet. bahseder Murat Hocam. Bugün biz bugüne kadar ki endüstri devriminin şekillendirdiği geleneksel eğitim modeli diye tanıdığımız modelde öğrencileri genelde hangi gün, hangi saatte, hangi hızda, hangi konuyu öğrenmeleri gerektiği üzerine yönlendirdik. Belki de gelecekte önemli olanın, sabit olanın öğrenme olacağı bir ortamda farklı yollarla, farklı yöntemlerle, gerektiğinde farklı yerlerde öğrencilerin bu bilgiye ulaşmasını, okullarda da 21. yüzyıl becerileri veya soft skills denilen bu becerileri pekiştirmek için etkileşim, interaktif bir ortam oluşacağını öngörüyoruz. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Murat Hocam, evet. Soracağınız son bir şey var. Son iki dakikamı bitiriyorum. Ben çok teşekkür tam ediyorum. Tam soracağımız Buyurun. Noktada hocam cevabını verdi. 21. yüzyıl becerilerinden bahseder misiniz dedi. Hocam bahsetti. Evet. Çok evet, daha evet. interaktif bir öğrenme ortamı olacak. Sınıflar müze olacak derken kastımız bu. Disiplinler ama bugün arası. Anladık ki öğretmen merkezde olacak. Öğretmen evet. yani rol model olacak. Öğretmen kaynağı gösteren olacak. Böyle enerjik adamlarla, böyle keyifli evet. sosyal platformlarla sınırlar kalkacak. Bunları öğrendik bugün. Halbuki hocam teşekkür ediyorum. Çok ayağınıza teşekkürler. Sağlık, davetiniz sağlık. İçin de teşekkür ederim. Biz gönüllü olmaya hazırız bilin Murat Hocam. Ve sağolun. Buyurun son evet. söz sizin. Ben hocamıza son sözü vermeden önce şunu söylemek istiyorum. Alp Hocam iyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Ben hani bir kez daha buradan gönüllü olan böyle gönüllü bir organizasyona hani bizim de ne gibi katkımız olur diye Ayhan evet. Hocam'la görüştüğümüzde sizi konuk etmek istedik. Sesinizin eğitim camiasında biraz daha duyurmanızı istedik. Gönüllü olmak isteyen öğretmenlerimiz, belki programın akışında geç giren öğretmenlerimiz, izlemeye geç giren öğretmenlerimiz olabilir. Khan Akademi'de sizin ilgili bölümleriniz var. Oradan gönüllü olarak size de yine başvurabilirler. Öyle değil mi? Doğrudur. Gönüllülere her zaman ihtiyacımız evet. var. Çünkü bu iş gönüllülükle yapılan. Bu iş yapılan... zaten tüm çerçevesi gönüllülük evet. çerçevesiyle dönüyor. Peki teşekkür ederiz hocam. Son teşekkür sözleriniz. Ederiz. Evet, evet Ayhan hocam. Güzel bir gelecek, dijital de olsa, kalıcı da olsa, eski usulle de olsa, sağlıkla, iyi yerlerde olsun, ülkemiz güzel yerlerde olsun. Buna katkı evet. sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Bir cümle ekleyebilirsem tabii, ben de tabii ki, son söz olarak, teknolojiyi her zaman insan odaklı kullanmalıyız. Bu bir. İkincisi evet. de hayat boyu öğrenmeyi benimsemeliyiz. Sanırım evet. bunun üstüne söyleyecek bir hayat şey kalmadı. Hayat boyu öğrenmeye evet. devam edeceğiz. Biz de burada öğrenmeyle ilgili güzel şeyler anlatmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Yeni programda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Esen kalın. Çok teşekkürler.